Sevgili seyirciler, dün tüm Türkiye'de farklı da olsa 23 Nisan coşkusu vardı. 23 Nisan saat 21'de tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okuyalım çağrısı 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için 23 Nisan akşamı saat 21'de evlerinden İstiklal Marşı okuyalım çağrısı yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de bu çağrı yanıt buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla 81 yılında uygulanan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyon kanallarında canlı olarak İstiklal Marşı okuyarak katılırken Denizli'de de tüm vatandaşlar balkon ve pencerelerinden Milli Marşı okudu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan aynı saatte 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi Devcam Horoz Heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'na eşlik eden Denizliler ise pencere ve balkonlardan Başkan Zolan'ı alkış yağmuruna tuttu. Türk bayraklarıyla donatılmış meydanda Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyan Başkan Zolan, tüm Türkiye ile birlikte Denizlilerin de 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda yapılan ışık gösterileri ise görsel şölene dönüştü. Programa kısıtlı sayıda katılanlarsa korona tedbirlerini ihmal etmedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan programın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutladı. Hep süslüydü ve balkonlardaki insanlarımızın coşkusu muhteşemdi, en üst seviyedeydi, olağanüstüydü. Dedim ki iyi ki bandoyla biz böyle bir şey yapmışız. Bandoda arkadaşlarımız 25 kilometrenin üzerinde bir yol kat etti. Gerçekten onlar için de rekor. Denizli'de tarihinde ilk defa böyle bir olay gerçekleşmiş oldu. Bayramı gerçekten coşkuyla yaşadı Denizli. Hepimiz yaşadık. Tabii ki bugün de saat 9 itibariyle tüm Türkiye'de İstiklal Marşımızı söylemek noktasında 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nda buluştuk. Bandomuz canlı olarak İstiklal Marşımızı seslendirici çaldı ve burada belediyemizin önünde ve vatandaşlarımızın da balkonlarından katılımıyla İstiklal Marşımızı söyledik. Çok şükür bu bayramımızın 100. yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını buruk da olsa, evde kalsak da ama evde bayram yapıldı. Coşku yaşanması için her türlü çalışma yapıldı. Zaten yüreğimizde, kalbimizde her zaman başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bu uğurda şehit olmuş, ömrünü vermiş, her türlü fedakarlığı yapmış olan büyüklerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz var. İşte 23 Nisan bizim bir milli değerimiz. Ama bununla birlikte bir Ramazan ayına idrak ediyoruz şu anda. O da bizim manevi değerimiz. İnancımızın emri, Allah'ımın emri. Bu noktada öyle iki güzellik bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan'ın ayının arefesi aynı güne denk geldi. Bu da ayrı bir güzellik. İşte bunlar bizi biz yapan değerler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında İzmir'in sokaklarında üstü açık otobüste bandoyla dolaşarak İzmirlilerin bayramını kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda yapılamayan 23 Nisan kutlamasını evlere, balkonlara taşıdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer üstü açık otobüste kentin sokaklarında dolaştı, İzmirlilerin bayramını kutladı.
Büyükşehir Belediye Bandosu'nun dolduğu otobüs İzmir'de adeta şenlik havası oluşturdu. Balkonlarına çıkan İzmirliler alkışlarla marşlara eşlik etti. Başkan Soyer çocuklara seslenerek, "Atatürk'ün İzmir'in çocukları, iyi ki varsınız. Sizler Cumhuriyet'in bağımsızlığın teminatısınız. Hepinizle iftihar ediyorum." dedi. İzmir Marşı'nı Soyer çiftiyle birlikte söyleyen İzmirliler telefonlarıyla o anları da ölümsüzleştirdi. Bando ekiplerinin olduğu diğer iki otobüste kentin farklı ortalarında dolaşarak 23 Nisan coşkusunu oluşturdu. Soyer çocukların umutlarını kaybetmemesi gerektiğini belirtti. Hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler, bu virüs bitecek ve hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler dedi. Aslında 100. yıl tabii şanına, görkemine uygun bir kutlamayı hak eden bir gün. Ve fakat bu korona belası hakikaten hepimizi çok buruk bıraktı. O nedenle çok çok üzgünüz. Ama ben biliyorum ki yani herkesin yüreğinde muazzam bir Atatürk sevgisi ve bu 100. yılın idraki var. O nedenle de içimiz rahat, huzurluyuz. İnşallah içimizdeki bu coşkuyu daha güzel günlerde göstermek üzere saklayacağız, biriktireceğiz. Asla umutlarını kaybetmesinler, hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler. Çünkü bu geçecek, bu böyle ilelebet sürecek bir bela değil. Bitecek çok kısa bir süre sonra ve ondan sonra kaldıkları yerden devam edecekler. Bayramlarını kutluyorum. Öte yandan 23 Nisan coşkusu akşam saatlerinde de devam etti. İzmir'de 23 Nisan kutlamaları hafızalardan silinmeyecek bir geceyle sona erdi. Saatler 20.59'u gösterdiğinde ışıkları açıp kapatan İzmirliler adeta görsel şören oluşturdu. Saatler 21'i gösterdiğinde ise tüm İzmir yine balkonlardan hep birazdan İstiklal Marşı'nı söyledi. Havai fişek gösterileriyle yer gök aydınlandı. Karataş Lisesi'nin önünden gökyüzüne bırakılan kırmızı beyaz balonlarsa kentte unutulmaz görüntüler oluşturdu. İzleniz vapurları da dakikalarca korna sesleriyle o anlara eşlik etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan Balıkesirli çocuklara muhteşem bir sürpriz yaptı. Tüm yurtta ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilk kez evlerinde kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise 23 Nisan kutlamalarını evlerinden çıkamayan çocukların ayaklarına götürdü. İçerisinde maskotların olduğu, çocuk şarkılarının çaldığı, üzeri açık otobüs ve beraberindeki 10 adet vosvosla şehir turu atan Başkan Yücel Yılmaz, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşayan çocukların sevincine ve heyecanına ortak oldu. Başkan Yılmaz, en güzel kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoyu balkondan coşkuyla izleyen çocukları ve ailelerini otobüsten selamladı ve bayramlarını kutladı. Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehitlerimizin emanetlerinin yüzünü güldü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda örnek davranış sergiledi. Şehit polis ve askerlerin çocuklarını ziyaret etti. Başkan Örki, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıktı. ...2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlamada şehit olan uzman çavuş Ragıp As'ın kızı Şevval İrem'in doğum günü 23 Nisan'dı. Başkan Örki Şevval İrem'i evinde ziyaret etti. İçinde animatörlerin dolu olduğu tır ile sürpriz yaptı. Tırda şehit emaneti kızının adının anons edilip doğum günü kutlaması büyük alkış aldı. Bugün Şevval İrem'in doğum günü.
tam da çocuk bayramında doğmuş. Şevval İrem'i hep birlikte tebrik ediyoruz. Doğum günün kutlu olsun Şevval'cim. Teşekkür ederim. Karşısında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örke'yi gören Şevval İrem'in mutluluğu gözlerinden okundu. 14. doğum günü için hazırlanan pastadaki mumu Şevval İrem söndürdü. Alkışlıyoruz Şevval'i. Evet, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başkan Örke daha sonra 2014 yılında Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasına şehit olan Sıtkı Kara'nın kızı Zeynep Kara'yı ve annesini ziyaret etti. Zeynep'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Örke, hazırlanan özel pastayı da şehidimizin emanetine verdi. 23 Nisan nasıl geçiyor? Güzel. Güzel mi geçiyor? Annesi. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Dedik ki bu coşkuyu Zeynep'e de yaşatalım dedik. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayatına sağlık. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Gerçi bilmiyorum. Millete rahatsızlık vermeyelim de kimseye değil mi? Yok, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Zeynep, prensesim. Gel bir tanem, ne kadar güzel olmuşsun sen. Zeynep'im, ne kadar güzel olmuşsun sen. Nasılsın bir tanem, iyi misin? Zeynep'im, pastamız. Bak, iyi ki doğdun diyorlar sana. İzmir'de 23 Nisan coşkusu yine bayramlardaki gibi yaşandı. Sevgili seyirciler, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaşlar saat 21'de balkonlardan İstiklal Marşımızı okudu. İzmir Ege TV ekibi olarak 23 Nisan'ın cıvıl cıvıl kutlandığı bölgelerden birinde Alsancak Kordon'dayız. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla vatandaşlar balkonlardan İstiklal Marşı'nı söyleyerek 100. yılını kutlayacaklar. İzmir'in kutlamalarının en gözde yerlerinden biri olan Alsancak Kordon'dan renkli görüntüler kameralara yansıdı. Vatandaşlar al bayraklarla süsledikleri balkonlardan Atatürk'e sevgilerini marşlarla, şarkılarla ifade etti. Evet, arkamda görmüş olduğunuz gibi 23 Nisan'ın 100. yılı Alsancak Kordon'da kutlanmaya başladı. Çok bayramda Kemal ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da selam olsun. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar makam koltuklarına oturdu. Çameli Kaymakamı Didem Dinç Özay'ın koltuğu da 5. sınıf öğrencisi Nilay Doğan'ın oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Makam koltukları bu kez geleceğin umutları çocuklarındı. Ancak bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklar görüntülü görüşmeyle oturdu makam koltuklarına. Denizli'nin Çameli ilçesinde de aynı heyecan yaşandı. Atatürk Ortaokulu 5A sınıf öğrencilerinden Hanife Nilay Doğan ve Ahmet Emre Uçar, Çameli ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay'la telefonla görüntülü konuşma yöntemiyle görüştü. Kaymakam Didem Dinç Özay 23 Nisan'da koltuğunu temsili olarak Hanife Nilay'a bıraktı.
23 Nisan Kaymakamı Hanife Nilay Doğan, okulun açılmasıyla ilk teneffüste Kaymakam Hanım'dan onlarla birlikte olmaları sözünü aldı. Nilay'cığım merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok güzel gözüküyorsun. Ev süslemelerin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Bugün biraz böyle evde oldu ama nasıl hissediyorsun? Tabii ki yani normalde okulda kutluyoruz biz bayramı. Evet. Teşekkür ederim. Ben de öyle. Minik Kaymakam açıklama da yaptı. Çocukların hepsini çok özlediğini belirtti. Çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak okullar açıldıktan sonraki ilk teneffüste dondurma sözü verdi. Keyifli bir sohbetin ardından görüşme sona erdi. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde yaptığınız çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hepsi sizler için. İnşallah. Sizlere inancımız tam. Bu yüzden bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Atatürk bize emanet ve cumhuriyetimize sahip çıkıp onu daha da ileriye götürebilmek için sizin bir tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle kendinizi güzel bireyler olarak çalışkan, akıllı, başarılı, karakterli bireyler olarak yetiştirmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Aslında meclisimizin açılış gününü Ulu Önder Atatürk'ün sizlere emanet etmesi, sizlere bayram ilan etmesi aslında sizlerden bu şekilde bireyler olmanızı, ülkemize bu şekilde sahip çıkmanızı istediğini gösteriyor. Eğer siz de bu dediklerime dikkatli, kendinizi yetiştirmiş, ülkemize faydalı bireyler olursanız bence atamızın bizden isteğini yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bizim bakanımız okulların açıldığı gün ilk teneffüsü 40 dakika yapacağımız sözünü verdi. Evet. Sizinle bu teneffüsü geçirmek ister misiniz? Onlar oynarız. Tabii ki seve seve. Zaten biz sizleri çok özledik Nilay. Tabii ki o günü seve seve birlikte geçiririz. 40 dakika teneffüste dondurmalar Kaymakam abladan olsun mu? Olsun. Peki bakalım. Bu da benim size 23 Nisan hediyem olsun. 11 ayın sultanı Ramazan geldi sevgili seyirciler. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da Ramazan mesajını iletti. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Değerli hemşehrilerim. 11 ayın sultanı Ramazan'a kavuştuk. 6 Eylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da Ege TV aracılığıyla Ramazan mesajı verdi. Başkan Avcı, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. İslam dünyası olarak rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzyıllardır İslam ile yoğrulmuş bu topraklarda bizi biz yapan en güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz inşallah bu mübarek ayda yenilenip daha da kuvvetlenecek. Ramazan ayı Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsat olacak. Kıymetli hemşehrilerim, şu anda millet olarak koronavirüs salgını ile mücadele ediyor ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. 6 Eylül Belediyesi olarak ilçemiz için tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Bu süreçte tüm ekiplerimiz aziz milletimizin hizmetinde olacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmada inşallah hiçbir sorun yaşamayacağız. Devlet ve millet el ele vererek bu imtihanı inşallah kazanacağız. Allah'ın izniyle bu zorlu süreç geride kalacak. Kurallara ve alınan tedbirlere tam anlamıyla uyduğumuz takdirde Ramazan bayramında
çifte bayram yapacağımıza inancımız tamdır. Bu vesileyle Rabbimizin kullarına lütuflarından biri olan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan-ı Şerif'in 6 Eylül'ümüze, ülkemize, mazlum milletlere ve tüm İslam alemine hayırlar ve bereketler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Uşak Eczacılar Odası Başkanı Oğuz Kağan Şahin, Ege TV Uşak Koordinatörü Alaaddin Karahan'a açıklamalarda bulundu. Uşak Eczacılar Odası Başkanı Oğuz Kağan Şahin, Ege TV Uşak Koordinatörü Alaaddin Karahan'a açıklamalarda bulundu. Sorularımız olacak. Efendim bizleri burada aradığınız için teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Evet Oğuz Bey, şu an gündemde maskeler var, dağıtılıyordu, dağıtılacaktı derken şifre gelecekti, kod gelecekti, kod var ama kendisi yok denen bir maske sorunumuz var. Bununla alakalı neler söyleyeceksiniz? Aslında yapılan açıklamalarda ayrıntılar şeklinde verilen bazı genel bilgiler var. Onlara dikkatli incelenirse, dikkatli dinlenirse şu fark edilecek. Öncelik 30 büyükşehir ve Zonguldak'taydı. Çünkü salgın bizim gibi şehirlere göre orada biraz daha hızlı seyrediyor. Türkiye'de üretilen maskenin belli bir limiti var. Bu limite bağlı da illere dağıtılma hızı var. Bu nedenle Uşak gibi illere ilk etapta maske gönderilmedi. Hala da Uşak iline maske gelmiş değil. Çünkü çok büyük illerdeki, çok büyük miktarlardaki kullanım yüzünden oralara öncelik veriliyor ve bu da normal. Vatandaşlarımıza ben hep daha önceki röportajlarımda da belirttim. Maske alıp dışarıya çıkmak doğru bir yaklaşım değil zaten. Maske sadece zorunlu olanların, zorunlu olanların kullanacağı bir ekipman, koruyucu. Ama %100 koruyucu da değil. Yani bunları biz her fırsatta vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle belli yaş gruplarında, belli hastalıklara sahip kişilerin asla sokağa çıkmaması lazım. Maske ile alakalı sorunların önümüzdeki haftalarda çözüleceğine inancım tam. Çünkü devletimiz dört yandan maske üretimine geçmiş durumda. Oda Başkanı Şahin açıklamasında vatandaşların sakin olmasını, Uşak'ta yaşayan henüz hiçbir vatandaşa kod gitmediğini, ikameti büyük şehirde olanlara maske kodu geldiğini söyledi. Uşak'ta lütfen vatandaşlarımıza önemle rica ediyorum. Acele etmeyin. Mutlaka size de maske gelecek. Sağlık Bakanlığı'ndan direkt maske bilgisi, maske kodu şeklinde maske kodları geldikten sonra eczanelere başvurabilirsiniz. Şu ana kadar benim gördüğüm Uşak'ta, Uşak yerleşik yani ikametgah Uşak'ta olan hiçbir vatandaşımıza kod mesaj gelmiş değil. Sadece Uşak'ta yaşayan ikametgahı başka büyük şehirlerde olanlara gelen kodlar var. Onlar da yanıltıcı oluyor çünkü daha henüz eczanelere bir maske temin edilmiş değil. Peki bu sürecin başladığı dönemlerde işte bazı eczaneler bazılarında yüksek fiyata sattığı için cezalar kesildi. Bir de şöyle bir sorun var. Eczanelerde maske var ama satılmıyor diye bir söylenti var. Bunlarla alakalı ne söyleyeceksiniz? Şimdi bakın o cezalar konusunda çok büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyoruz eczacılara. Ben iki tane Uşak'ta ceza yiyen eczane var. İkisinde tutanak ceza miktarı 2 TL. Halbuki bana şu anda en son aldığım maskenin bana gelişi 4 TL. Yani 2 liradan satıldığı için eczacılara ceza kesildi. Burada eczacılarımız geçtiğimiz yıllarda aldıkları faturaları beyan edip orada bir kendi aralarında yani bir anlaşmazlık oldu. Hata sonucu bu cezaları yediler. Gazi Emir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı bandonun çaldığı marşlar eşliğinde balkonlardan coşku ve gururla kutlandı. Gün boyunca marşlar çalarak ilçenin sokaklarında dolaşan bandoya vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti. Ellerine bayrakları alarak balkonlarına ve pencerelerine çıkan Gazi Emirliler bandonun çaldığı marşlara eşlik etti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bayram armağan ettiği çocuklar da kutlama etkinliğine yoğun ilgi gösterdi. Evlerinin balkonlarını Türk bayraklarıyla donatan, yaptıkları özel resimler ve balonlarla süsleyen çocuklar marşlar eşliğinde bayramlarını coşku ve mutlulukla kutladı.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sevgili seyirciler, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının kutlama etkinlikleri ilginç görüntülere sahne oldu. Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasından dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde, balkonlarda kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Nazilli'de de evlerin balkon ve camları Türk bayrakları ile Atatürk posterleri, balonlar, şiirlerle dolu pankartlarla süslendi. Çocuklara evlerden hem moral vermek hem de destek olmak amacıyla kortej düzenleyen Nazilli Belediyesi, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı motorize ekipleri organize şekilde Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın öncülüğünde kentin cadde ve sokaklarında tur atarak çocuklara bayrak, balon dağıttı, sirenler eşliğinde bayramı kutladı. Yaklaşık 2 saat süren 23 Nisan kortejinin ardından belediye önünde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tüm çocukların bayramını kutladı. Hazırlıklar yürütmüştük arkadaşlarımızla beraber. Ancak işte öngörülemeyen COVID-19 salgını dünyadaki salgın ülkemizde de sari olunca değişik tedbirler alınması gerekti. Devletimizin aldığı tedbirlerin hepsinin uygulanması noktasında üstümüze düşen görevleri harfiyen yerine getirdik. Güçlü bir şekilde devletimizle, milletimizle, belediyemiz birlikte hareket etti. Bugün bunun örneklerinden bir tanesini daha gösterdik. Nazilli beraber yaklaşık 2 saattir dolaşıyoruz. İnsanların coşkusunu, ilgisini, alakasını, özlemini, yüreğindeki hislerini, gözlerindeki ışığı görüyorsunuz. En az 200-300 metreden el sallayan insanları, bayrak sallayan insanları görüyorsunuz. Bu millet birlik beraberlik içerisinde zor günleri aşmıştır, iyi günleri de beraber yaşamıştır. Bugün bir örneğini daha verdik. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, bütün siyasi partilere hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bu zor günde bütün sivil toplum örgütleriyle, bütün düşünce sahipleriyle hep beraber hareket etmiş olmanın bir neticesini görüyoruz. Öteden beri söylediğiniz gibi hep beraber hareket edeceğiz demiştik. Allah razı olsun. Bugün de bu birlik beraberlikleri sabahtan beri sahadayız. İşte gerek resmi kutlama, gerekse işte özel bugüne has programları beraber icra ettik devlet yetkililerimizle. Bütün gün sahadaydık. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl alanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl coşkusu Buca'da evlere sığmadı. Ulu'ndan Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Buca'da coşkuyla kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine Buca Belediyesi günler öncesinde ilçe genelinde hazırlıklara başladı. Bir yandan Buca sokakları dev Türk bayraklarıyla donatılırken vatandaşlara da balkonlarına asmaları için bayrak verildi. Bayramın ilk saatlerinde Buca Belediyesi Hizmet Binası önünden 23 Nisan korteji hareket etti. Balonlarla, Türk bayraklarıyla süslenen araçlar içerisinde Buca Belediye Bandosu, 23 Nisan şarkıları, İzmir Marşı ve çocuk şarkılarıyla sokaklarda konser verdi. Müzik
Palyaço ve bando eşliğinde yarattığı coşkuyla Bucalı vatandaşları balkonlarına, pencerelerine çıkaran korteje, çocuklar da ellerinde bayraklarla, alkışlarla eşlik etti. Gün boyu Buca'nın tamamını dolaşarak çocukların coşkusuna ortak olan kortej belli noktalarda durarak balkonlardaki vatandaşlarla birlikte şarkılar söyledi. Yasak gereği evlerinden çıkamayan çocuklara ise belediye tarafından hazırlanan bayraklar dağıtıldı. Bayraklar drone'la havalandırılarak balkonlardan evlere gönderildi. Tüm yurtta olduğu gibi Söke'de de 23 Nisan coşkusu yaşandı. Sevgili seyirciler, Söke Belediyesi şehir bandosu evlerinde bayram kutlaması yapan vatandaşları coşturdu. Tüm Türkiye evlerinde kutladı 23 Nisan'ı. Coşku azalmadı, Söke Belediyesi de vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla belediye şehir bandosu sokak sokak dolaştı. Yaklaşık 5 saatlik şehir turunda Sökeliler bandonun çaldığı marşlara evlerin balkonlarından ve pencerelerinden eşlik etti. Başkan Tuncel evinde de olsa bayramına sahip çıkan Söke'ye teşekkür ediyorum dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri evlerde yapıldı sevgili seyirciler. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günlerini kutladı. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs nedeniyle evlerde kutlandı. Çocuklar bayram coşkusunu evlerinde, balkonlarında yaşadı. Bazı çocuklar sadece bayram coşkusu değil, doğum günü mutluluğunu da yaşadı 23 Nisan'da. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 23 Nisan doğumlu öğrencileri unutmadı, onlara sürpriz yaptı. Ömrün uzun olsun, bereketli olsun, sağlıklı olsun, başarılarla dolu olsun Buse." İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri araçlarını sürsedi. 23 Nisan doğumlu 33 öğrenci evlerinde ziyaret edildi. Pasta kesimi yapıldı, hediyeleri verildi. Çocukların çifte mutluluğu yüzlerinden okundu. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün düzenledikleri sürprize dair açıklamalarda bulundu. "Hepimizin bildiği gibi gönül arzu ederdi ki geçmiş yıllarda olduğu gibi salonlarda, okul bahçelerinde, alanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayalım. Fakat şartlar göz önünde bulundurduğumuzda inanın çocuklarımız evlerinde, balkonlarında bir önceki yıllardaki coşkunun çok daha fevkinde, üzerinde bir coşkuyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılı, aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de coşkuyla, heyecanla hep birlikte kutluyoruz. Şu anda da 23 Nisan doğumlu 33 öğrencimize yaş günü pastası, kitap ve aynı zamanda zeka oyunlarını temsili olarak araçlarımızı süsledik.
23 Nisan çocuklarımızın ulusal egemenlik ve çocuk bayramının coşkusuyla birlikte bu tarihte 23 Nisan'da doğan çocuklarımızın diğer coşkusuna da ailelerinin coşkusuna da hep birlikte ortak olacağız. Ben öğrencilerimizin hepsinin her birinin ayrı ayrı tekrar ve hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor. Her birinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Çocuklar kendilerine yapılan sürprizden dolayı müdür güne ve personele teşekkür etti. Otizmli öğrenci velisi Murat Alp ise yapılan etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mutluyum şu an. Bugün senin için özel bir gün. Evet. İki bayramı birden kutluyorsun. Bir doğum gününü bir de... Evet, 23 Nisan'ı. 23 Nisan'da arkadaşlarına mesajın nedir? Onların da bayramı kutlu olsun. Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Sayın Milli Eğitim İl Müdürümüz Aziz Hocam ve değerli hocalarımızın sürprizleriyle oğlumun doğum gününü bu arada da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızı kutlamak için böyle bir organizasyon teşkil etmişler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben şu zor dönemde ülkemizin zor günler geçirdiği şu günlerde Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki doğdun Eren. İyi ki doğdun Eren. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tüm Türkiye saat 21'de tek yürek olurken spor kulüplerinden de destek geldi. Yukatel Denizli Spor, Denizli Atatürk Stadı'nı Türk bayraklarıyla donatarak saat 21.00'ı gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı çaldı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgınına rağmen tüm yurtta coşkuyla karşılanırken Süper Lig kulüpleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan anlamlı bir hareket geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Gazi Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü olan anlamlı günde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tüm stat hoparlöründen İstiklal Marşı'nın çalınması önerisini yapmıştı. Tüm kulüpler bu öneriye memnuniyetle destek verdi. Saatler 21'i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve camlarında İstiklal Marşı'nı seslendirirken statlardan da İstiklal Marşı coşkuyla yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu da konuya ilişkin talimat verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre saat 21'de Türkiye genelinde stat ışıkları açıldı ve statlarda İstiklal Marşı yayınlandı. Tüm Türkiye 21'de tek yürek olurken halkımızın balkon ve camlarda coşkuyla söylediği İstiklal Marşı'na statlarda eşlik etti. Yukatel Denizli Spor'da da Atatürk Stadı tribünlerinin farklı noktalarına Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılıp boş statta İstiklal Marşı çalındı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlayan Denizli Spor sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızla Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl coşkusu stadımızda yankılandı dendi. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tatile çıkan Denizli Spor 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacak. Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından tatile çıkan Denizli Spor 27 Nisan Pazartesi günü topbaşı yapacak. Ancak teknik direktör Bülent Uygun ve Yeşil Siyahlı yönetim bu konuyu tekrar değerlendirecek. Aksi bir durum olmaması halinde horozlar Pazartesi günü Holy Kulusoy tesislerinde toplanarak dörderli gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yapacak. Ancak bunun ne derece sağlıklı olabileceği de tartışılacak. Toplanma tarihinin ise takımdan ayrılan Barov ve Adam Stokovyak olmayacak. Bazı futbolcuların ise tam toplanma tarihinde bulunamayacağı öğrenildi. Yeşil Siyahlı yönetim ve teknik heyeti liglerin Haziran ayı başında başlamasını tahmin ediyor ve programını buna göre hazırlıyor.